Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi işbirliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel birbirinden güzel etkinlikler düzenlendi. Avlu Kongre Merkezi'nde ardı ardına gerçekleştirilen program, resim çalışmalarına 1990 yılında Balıkesir Devlet Güzel Sanatlar Galerisi atölyesinde adım atan ressam Dilşan Balkancı'nın Hayat Bazen Atlıdır sergisinin açılışıyla başladı. Balıkesir Müzesi'nde, İzmir Devlet Resim Heykel Müzesi'nde, Jockey Kulübü koleksiyonunda, Balıkesir Devrim Erbil Çağdaş Sanatlar Müzesi'nde ayrıca Avrupa ve Amerika'da eserleri bulunan sanatçının sergisi, katılımcıların büyük beğenisini kazandı. Sergi açılışın ardından Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi tarafından hazırlanan Yaşayan İnsan Hazineleri Belgesel Film Serisinin Dilşan Balkancı bölümünün ön gösterimi yapılarak Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı tarafından sanatçıya Kent Şükran Berat'ı takdim edildi geleneksel Türk giyim ve el sanatlarına asıllarına bağlı kalarak güncel yorumlarıyla günümüze aktarıp, yurt içi ve yurt dışında düzenlediği sergilerle bu zengin mirası evrensel boyutlarıyla tanıtan bir eğitim kurumu olan Ankara Olgunlaşma Enstitüsü'nün koleksiyonunun yer aldığı defile, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak Balıkesir'de kadınlarla buluştu. Her biri ayrı bir öykü barındıran, geçmişin izini gelecekte buluşturduğu Anadolu mirasının çeşitli örneklerinin yer aldığı karma defile, seyirciler tarafından ilgiyle izlendi. Defilenin ardından Türkiye'nin dört önemli kadın cello sanatçısından oluşan Cello Paradiso grubu, 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel hazırladıkları repertuarlarıyla seyirci karşısına çıktı. Klasik müzik dünyasının bilinen ve sevilen eserlerinden seçkilerin yer aldığı konsere, Balıkesirliler büyük ilgi gösterdi. Salona sığmayan vatandaşlar konseri, sahnede sanatçıların yanından izledi. adımları hayatımıza merhameti, hayatımıza güzellikleri kazan tüm kadınları kadınlar gibi diliyorum. İçer Hanım'a da güzel sergiden dolayı teşekkür ediyorum.